92 yaşında bir kadın. Her zaman güzel giyinen, saçları hep yapılmış, gülümsemesi eksik olmayan ama aynı zamanda kör. 70 senelik eşi öldükten sonra bir bakım evinde kalmaya karar vermiş. Sabırla saatlerce beklemiş odası hazır olana kadar. Ve hemşire onu odasına doğru götürürken odayı anlatmaya başlamış detaylarıyla. Odadaki perdelerin desenini bile söylemiş. Yaşlı kadın da harika bayıldım demiş. Hemşire de ama hanımefendi görmediniz ki nasıl bayıldım dersiniz diye sormuş. Yaşlı kadın ise mutluluk önceden karar verilmiş bir şeydir. O andaki şartlara göre değişen bir şey değildir olmuş. Ay sonunu zor getiren birisine göre finansal olarak özgür birisi tabii ki daha keyifli olacaktır. Hasta birisine göre tabii ki sağlıklı birisi daha keyifli olacaktır. Ama bu işin bir kısmı. Tıpkı bu yaşlı kadın gibi şu andaki halimize minnettar olup daha iyisini hayal etmek anahtardır. Biz tabii ki şu anda olduğumuz halimizde değerliyiz. Neye sahip olduğumuzun, nasıl bir hayata sahip olduğumuzun hiç önemi yok. Ama bu hayat oyununda burayı daha keyifli hale getirebilecek bazı şeyler var. Finansal açıdan daha iyi olmak, sağlık açısından daha iyi olmak, daha iyi ilişkilere sahip olmak ve mutlu olmak. Bunlar işte bizim hayat kalitemizi yükselten şeyler. Ve bunları sağlayan şeyler de öncelikle zihin yapısı, daha sonra da oraya kattığımız değerli eylemler, alışkanlıklarımız hayatımızı değiştirdiği için bu yönde alışkanlıklar edinirsek o yönde de hayata sahip oluyoruz. Bu oyunu hayal ettiğin gibi keyifli oynamak için seninle bir oyuna başlayacağız. Hayat oyununda daha iyi finansa, sağlığa, ruh haline ve ilişkilere sahip olmanı sağlayacak bir oyun. 90 günlük bir başlangıç. Bu oyuna geçmeden önce seninle bu konuyla bağlantılı bazı bilgiler paylaşmam gerekiyor. Çoğu insanın kafasındaki soru, hayalimi ya da hedeflerimi başkalarıyla paylaşmalı mıyım? Sana bununla ilgili yapılmış iki önemli zıt görüşteki araştırmayı paylaşıp bana göre hangisi daha mantıklı buna değineceğim. İlki Başarı İlkeleri kitabında Jack Canfield'in paylaştığı Dr. Gail Matthews'in ABD, Avrupa, Avustralya ve Asya'dan yaşları 23 ila 72 arasında değişen ve iş adamları, eğitimciler, sağlık çalışanları ve tıp doktorları, sanatçılar, hukukçular, bankacılar, pazarlamacılar, sosyal hizmette çalışanlar, yöneticiler ve kar amacı gütmeyen kuruluş direktörleri gibi geniş bir yelpazeden toplam 267 katılımcı ile yaptığı bir çalışma. Buna göre katılımcıları 5'e bölmüş. Birinci gruptan hedeflerini son 4 hafta içinde başarmak istedikleri şeyler bağlamında düşünmelerini ama bunları yazmamalarını istemiş. 2, 3, 4 ve 5. gruptan ise bu hedefleri yazmaları istenmiş. Ayrıca 3. gruptan bir de eylem listesi yapmaları istenmiş. 4. gruptan ise yukarıdakilerin hepsini yapmaları ve destek olacağını düşündükleri birine yollamaları istenmiş. 5. gruptansa bunlara ek olarak bu kişiye haftalık rapor yollamaları istenmiş. 4 haftanın sonunda katılımcılardan kendi gelişimlerini puanlamaları ve ne dereceye kadar başarılı olduklarına not vermeleri istenmiş. 1. gruptaki katılımcılar hedeflerini ancak %43 oranında gerçekleştirebilmişken 5. gruptakiler %76 seviyesine ulaşmış. Bu 5. grup lehine %33'lük bir fark demek. Diğer bir çalışma ise Profesör Peter Goldweiser tarafından yapılmış tam tersi bir sonuç getiren bir çalışma. Buna göre 32 tane hukuk öğrencisini bir odaya alıp onlara bir anket uygulanmış. Ankette onlara başarılı bir hakim olmayı isteyip istemedikleri ve bu amaç için ne kadar eğitim faaliyetine katılmak istedikleri sorulmuş. Bir grup anketi doldurup bir kutuya atıp araştırmanın ikinci kısmına geçiyor. Diğer grupsa anketi doldurduktan sonra anketi araştırmacıya veriyor. Araştırmacı da ankete bakıp deneyin yanıtlarını onunla tartışıyor. Daha sonra her iki gruba da farklı hukuk vakaları veriliyor. Acaba kimler daha fazla vakayı çözmekle uğraşacak diye. Tahmin edilenin aksine hedeflerini paylaşmayan grup vakalarla daha çok uğraşıyor. Bunun da nedeni olarak hedefini söyleyip sosyal onay alınca başarmış hissi yaşayacağından artık yapma isteği kalmıyor. Diğer taraftan eğer diğer insanlar başaramazsın tarzı şeyler söylerse daha fazla uğraşıp o başarı hissini yaşamak istediği söyleniyor. Normalde sadece ikinci araştırmayı okusak paylaşmamalıyız gibi düşünebiliriz. Ancak burada çok önemli bazı detaylar var. İlk aşamada insanlara şunu hedefleyeceksin veya hayal edeceksin denilmiyor. O insanların istediği, hayal ettiği şeyler üzerine bir alıştırma. Diğerinde ise hakim olmak isteyip istemediğini soruyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hukuk okuduğum için bütün hukuk öğrencilerine sor, hakim olmak isteyip istemediğini istiyorum diyebilir. Ama o sistemde mesela staj yaptığı dönemde onların nasıl iş yaptığını, nelerle uğraştığını görünce istemeyebilir. Yani işin yapılışından dolayı değil, sadece isminden dolayı hakim yapılışını gördüğünde istemeyebilir. O yüzden burada onların hayaliyle ilgili bir çalışma değil. İkincisi, birinci çalışmada 4 haftalık 267 katılımcıdan dünyanın dört bir yanından bir çalışma varken ikincisinde 32 tane hukuk öğrencisini sadece bir anket yapıp bir odada bir araştırma yapılıyor. Ve
Birincisinde yazmaları isteniyor. İkincisinde böyle bir şey de istenmiyor. Dolayısıyla bana göre birincisi daha mantıklı. Diğer taraftan örneğin Kore Savaşı'nda Amerikalı askerlere o kampta beyin yıkama propagandası yapılmış. Buna göre komünizmi destekler mektuplar yazıp bunu da arkadaşlarıyla paylaşan askerlere belli ödüller verilmiş. Bazı askerler savaş bittikten sonra ülkesine geri dönmeyi reddetmiş. Düşün yani o hale geliyor. Bizim de amacımız hayallerimizi zihnimize koşullamaksa en etkili yol bunu yazmak, o hayallerin bize dair olması ve bunu düzenli aralıklarla destek veren kişilerle paylaşmak. Hedefleri ve hayalleri yazmak neden önemli? Yine emekli Virginia Tech profesörlerinden David Cole tarafından yapılan bir çalışmaya göre. Tabii kendisi Amerika'da olduğu için orada bu çalışmayı yapmış. Ancak bu rakamlara gerek eğitim gerek hayat şartlarını düşündüğümüzde ülkemizde daha negatif sonuçlar almamız olası. Amerikalıların %80'inin herhangi bir hedefi olmadığını belirtiyor. %16 kadarının hedefleri olduğunu ancak bunları bir yere yazmadıklarını söylemekte. %4'ten azı ise hedeflerini bir yere yazmakta. %1'in altındaki bir kesimde yazdıkları hedefleri düzenli olarak gözden geçirmekteler. Buna göre hedeflerini bir yere yazıp düzenli olarak gözden geçiren bu minik %1'lik yüzde hayatları boyunca hedef belirlemeyenlerden 9 kat daha fazla kazanıyor. Yani bunu ülkemizde düşünürsek 10 bin lira ve emekli maaşı alan birisinin 90 bin lira kazandığını düşün, hayat standardı nasıl değişirdi. Yazıyorsak ve bunu bize destek verecek biriyle paylaşıyorsak bunu yapmayanlara göre kat be kat o şeylere ulaşma ihtimalimiz daha yüksek. Buna göre daha önce odaklan videosunda paylaştığım üzere alışkanlık edinme yönteminden 90 günlük optimum süreyi alarak seninle bir çalışmaya başlayacağız. Ne zaman? 15 Nisan'dan itibaren. Yani bir haftalık hem de bayram haftası hem de hazırlık yapmak gerekiyor bazı şeyleri ilk defa kanalda karşılaşanlar için. O yüzden bu bir hafta tampon süreyi koydum. Ondan sonra ne yapacağız? 5 ana konu üzerinde duracağız. Bunlar finans, sağlık, yani daha doğrusu beslenme ve egzersiz sağlık derken, meditasyon, çekim yazısı egzersizleri ve kendi hayallerine göre ve hayatına göre geliştirmek istediğin, örneğin İngilizce öğrenmek olabilir, daha çok kitap okumak olabilir, belki bir YouTube kanal açmak olabilir. Bununla ilgili de alışkanlık edinmek istediğin alan neyse bunu belirleyeceksin. Daha sonra birazdan hem nasıl hazırlık yapman gerekiyor hem de işin temel bilgileri bağlamında bazı bilgiler paylaşacağım seninle. Bunları yaptıktan sonra da 90 gün boyunca ben 1 milim Ahmet Alper Başar Instagram adresinde post paylaşacağım. Gönderi paylaşacağım. Sen de o günü tamamladıktan sonra bu alışkanlık rutinini geriye dönüp neler yaptığını veya sadece tamamladım şeklinde yazacaksın. Böyle basit bir sistem oluşturacağız. Burada amaç bu sürekliliği sağlamak, bu alışkanlığı sağlamak. 90 gün sonunda hayallerine ulaşacaksın, bütün yazdıkların olacak anlamına gelmiyor. Bazı insanlar böyle şeyler zannediyor. Bir alışkanlık oluşma süresi dediğimiz zaman bu bir başlangıç. Hayat boyu bu şeyleri yapman esas amaç. 90 günde o şeylere ulaşmak değil yani. Hiçbir zaman da olmadı, olmayacak böyle bir amacımız. Ancak biz bir şeyleri değiştirmeye başlamazsak hayatımızda da hiçbir şey değişmiyor. Sadece bilgi hiçbir işe yaramıyor bu açıdan. Joyce Meyer'in de söylediği gibi yaşam tarzını değiştirmeyi istemediğin sürece hayatında değişmesini bekleme diyor. Gelelim hazırlık aşamasına. Önce meditasyona hazırlık önemli. Çünkü bazı insanlar meditasyonu dini ibadet zannediyor veya ona karşı veya yerine geçen bir şey zannediyor. Hayır. Meditasyonun amacı zihinsiz olmaktır. Eğer zihinsel bir şeyler yapıyorsan bunun adı meditasyon değildir. O yüzden meditasyon rahatsız edilmeyeceğin bir yerde başını yaslamadan uykun gelmemesi için gözlerini kapatıp bağdaş kurup sadece oturmak ve izlemektir. Neyi izlemek? Önce tamamen hareketsiz bedeni, sonra düşünce ve duyguları ve işte o düşünce ve duygular arasındaki saf farkındalık meditasyondur. Süresi tamamen sana kalmış. 5 dakikada yapabilirsin, 1 saatte. Ancak ben en azından 10-15 dakika sabah akşam yapmanı öneriyorum. Şimdi meditasyon konusunda şöyle bir şey var. Zihinsiz olduğun her şey aslında meditasyondur. Koşarken örneğin zihin olmadığı bir aşamaya gelirsin. Bu meditatif haldir. Çiçeği izlerken ne güzel çiçek, ah ne güzel yaprakları var demediğin, saf baktığın o an evet meditatiftir. Gökyüzünü izlediğin o boşluktaki an, yani boşluklardır meditatif haller. O yüzden eğer zihinsel olarak dua ediyorsan bu meditasyon değildir. Veya imgeleme yapıyorsan bu meditasyon değildir. Olumlama yapıyorsan bu meditasyon değildir. Böyle meditasyon adı altında sana imgeleme yaptırırlar, olumlama yaptırırlar, dua ettirirler ama bunun amacı farklı. Belli mantraları tekrar ettirirler. Bunlar meditatif hale gelmeni kolaylaştıran zihinsel egzersizler olabilir. Bunu iyi anlamak gerekiyor. İkinci olarak çekim yasası egzersizlerine hazırlık yapacağız.
Bunun için önce sırayla kanaldaki hayalin amacına uygun mu videosunu, detaylı ajanda egzersizi videosunu, vizyon defteri videolarını izleyip kendine göre hayaller oluşturman gerekiyor. Üçüncü kısım finans kısmı. Burada da ister günlük kazan, ister aylık maaşın olsun veya düzensiz bir gelirin olsun. Hiç önemli değil. %10'unu vergiler dahil, her şey dahil yatırıma çevirmek. Amaç seni burada yatırımcı yapmak. Nasıl yatırım yapacağınla ilgili de temel bilgileri birazdan vermiş olacağım zaten. Tabii ki herhangi bir yatırım tavsiyesi, şuna yatırım yapın tarzı bir şey söylemeden temel dinamikleri açıklayacağım. Birçok insan soruyor, nasıl yatırım yapıyorsunuz, neye yatırım yapıyorsunuz diye, bunu da anlatmış olacağım. Sağlık anlamında da beslenme açısından mutlaka al derim ama kendin de internetten araştırma yapabilirsin. Birazdan bahsedeceğim temelleri de uygulayabilirsin. Karen Hill'in 8 haftada Yeni Sen kitabını mutlaka al derim. Son olarak da yetenek geliştirmek istediğin şey her neyse bununla ilgili ne yapacağını bulmak. Yani İngilizce ise kitap alabilirsin veya şu kanalı takip edeceğim diyebilirsin, şu eğitime katılacağım, her neyse. Hayalinle ilgili şeyi bunu da belirlemen gerekiyor. Şimdi sana temel bazı bilgiler vereceğim. Meditasyon anlattığım gibi zaten. Çekim yasası egzersizlerini de bu şekilde öğrenebileceksin. Finans anlamında mesela insanlar bana soruyor. Neye yatırım yapılır? Ben tabii ki burada kimseye şuna yatırım yap, böyle yatırım yapılır demeyeceğim. Uyguladığım, öğrendiğim, anladığım ve işime yarar, bana para kazandıran, finansal olarak beni özgür hale getirmiş tekniklerden bahsedeceğim. Birincisi, paradan paraya yatırım yapılmaz. Paradan para kazanılır. TL bazında konuşalım. Dolar alırsın, sterlin alırsın, euro alırsın, Avusturya doları alırsın, bir şey alırsın. Ondan para kazanabilirsin eğer yükseleceğini düşünüyorsan 3 ay, 5 ay sonra. Ancak bu yatırım değildir. Yatırımın mantığı en azından 2 yıl, 3 yıl orada kalmak demektir. Ya süreklilik içerir, 10, 15 yıl sana hayat değiştirici bir para getirmesine kadar beklersin veya bir şeylere başlangıç açısından bir sermaye oluşturursun. Mantığı budur yatırımın. Altını da ben gidip de bankadan almıyorum. Altın fonu mantıklı ama gidip de altını bankadan almak bana mantıklı gelmiyor. Hem çok yüksek fiyattan satıyorlar, çok düşükten satıyorsun sen daha sonrasında. Ciddi anlamda kesintiler oluyor aynı zamanda derken mantıklı değil. Fiziki altın bana göre çok mantıklı. Ben bu şekilde yapıyorum. Diğer taraftan borsa konusu, hisse senetleri. Bunun 3 tane yolu var. Finans profesörü değilim. Bunları sana bir profesör gibi şöyle böyle diye anlatmak istemiyorum. Kendi anladığım araştırmalarımı paylaşıyorum. Dolayısıyla birinci kısımda hisse senetlerinde uzun vadede bir hisseyi alırsın. Onun yükselmesini beklersin. Bu bir yol. İkinci yol temettü hisseleri. Buradan da pasif gelir elde edebilirsin. Yani araştırabilirsin, belli hisseler belli dönemlerde temettü veriyorsa 3 lira, 5 lira, 10 lira durumuna göre artık oraya düzenli de yatırım yapabilirsin. Toplu bir şekilde de oradan pasif gelir elde edersin. Bunlar yol. Ama bunlar benim tercih ettiğim yollar değil. Bir diğer taraftan hisse senedi fonları var. 3 yıl, 5 yıllık dönemlere baktığında zaten bütün fonlar arasında en çok kazandıranlar hep hisse senedi fonları oluyor. Çünkü bunları oradaki profesyoneller yönetiyor ve o profesyoneller genelde düşüşlerde daha az zarar etmeni, yükselişlerde de en yükseği yakalayamıyorlar belki ama ortalamalarda senin de kazançlarla gelmeni sağlıyorlar. En mantıklısı fonlar olarak düşündüğüm için ben o şekilde yatırım yapıyorum. Bulunduğun bankadan da yapabilirsin. Kendi bankandan başka bankaların fonlarına da yatırım yapabilirsin. Böyle bir imkan da var. Defastan bakabilirsin. Oradaki en yükseklere de yatırım yapabilirsin. Direkt kendi bankandan da yapabilirsin. Bu bir tercih. Diğer taraftan gelelim mesela kripto konusuna. İlk defa bu tarz şeylerle ilgilenmeye başladıysan benim sana nacizane tavsiyem şu. Ayı dönemini, boğa dönemini çok iyi bil. Çok basit. Ama hayat kurtarır. Çünkü birçok insan FOMO dedikleri, işte Fall of Missing Out dedikleri kazancı kovalama peşinde sürekli kaybederler. Bununla ilgili de çok güzel bir örnek vereceğim sana kendi hayatımdan. Ayı sezonu sürekli düşüşte, ara sıra yükseliyor. Boğa sezonu da sürekli yükselişte, ara sıra düşüyor. Bunlar da bir döngüyü takip ederler. Ortalama olarak kimse şu zamanda başlayacak, bu zamanda bitecek diyemez. Piyasa profesyonellerini izlediğin zaman onlar sana belli fikirler veriyor. Bu döngüleri eğer anlarsan 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık döngüleri var. Ne zaman girerim, ne zaman çıkarım, ne beklentim var? Bunları tahmin yürütebilirsin. Ayı sezonunda girersin, boğa sezonunda çıkarsın. Kimse en dipte alıp en yüksekte satamıyor. Hiç değilse belli dönemlerde aldığında çok yüksek karlar edebiliyorsun. Sana çok güzel bir örnek vereceğim bununla ilgili. 2021'in sonunda kripto piyasası ayı sezonuna girdi. Ben bunu mevsimlere benzetiyorum. 2021'in Eylül, Ekim, Kasım'ı artık sonbahardı. 2022 Ocak'tan itibaren artık tamamen kışa girdi. 2 yıla yakın kış oldu. 2021-2022'de. Bu aşamada öyle düştü ki fiyatlar. Mesela %90, %70, %50 hep öyle. Şimdi bu dönem işte alım zamanı aslında. Ama insanların korktuğu, kaçtığı dönem. Çünkü insanlar çoğu zaman sonbaharda girer. Kışında satar. Lanet olsun böyle şeyler. Bir ağaç gibi düşün. Dımdızlak kalmıştır yani.
Şimdi ilkbahar mesela ben 2025'inde yaz olacağını, yani boğa olacağını düşünüyorum kriptoda. Dolayısıyla ne olacak, insanlar kazanacağım diye şimdi giriyorlar. Niye? Şimdi herkes işte koşturmaya başladı, bu işleri konuşmaya başladı diye. Kimseye tavsiye vermem, aileme bile tavsiye vermem. Hep bu şekilde genel konuşurum. İsteyen istediğini alsın satsın. Zarar eder benden olur, kazanır kendi kazanır. O yüzden ben hiç kimseye tavsiye vermiyorum. Sadece açıklıyorum, döngüleri açıklıyorum, sistemi anlatıyorum, neye nasıl yatırım yapması gerektiğini anlatıyorum. Dedim ki bir arkadaşıma, Solana diye bir coin var, örnek vereceğim. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. 200 liralara kadar geldi, hatta daha da düştü ama o zamanlar, konuştuğum zamanlar öyleydi. Bu dönemde dedim, alan 2025'in sonlarına doğru gerçekten çok ciddi paralar kazanır dedim. Ya dedi, kim uğraşacak dedi, düşün. 2-3 yıl kim bekleyecek dedi ya. Yani bu tercih tabii ki. Sistem bu. Dolayısıyla o dönemde 100 bin lira yatırım yapanın şu anda 3 milyon lirası oldu. Boğanın ilerleyen dönemlerinde ben 18 bin, 20 binler bekliyorum. Dolayısıyla ne olmuş olacak? 100 bin lira yatıran 9 milyon lira para kazanacak. Bu bir örnek sadece. Şimdi mesela bana diyor ki gireyim mi? Ya şu anda girsen ilkbahar 6 bin lira kadar yükselmiş. 3 katına çıkacak. Yani 100 bin liran 300 bin lira olacak. Hiçbir şey değişmeyecek hayatında. Ama öbürü hayat değiştirici. Örneğin 2 tane gayrimenkule dönüştürsen en az 2-3 tane asgari ücret demek. Bu şekilde düşün. Düşündüğünde işte para kazanıyorsun. Bu birinci kısım. Peki nasıl bir risk oranı var? Bana göre tabii bunlar. Bunlar benim fikirlerim. Şimdi kriptoda da tıpkı BIST 100 gibi, yani Borsa İstanbul ilk 30, ilk 100 gibi, kriptoda da bana göre ilk 30 riskli. Daha sonraki 70, yani ilk 100 gibi düşün. Daha sonraki 70 çok riskli. Ondan sonrakiler aşırı çok riskli. Ama ondan sonrakiler aşırı çok kazandırır. Burası çok kazandırır. Burası kazandırır. Böyle düşündüğünde nasıl bir risk alman gerektiğinde düşünürsün. Peki nasıl yatırım yapılmalı gibi düşünürsen de ben şöyle yaklaşıyorum. Mesela DeFi projeleri var. Gaming, yani oyun projeleri var. Veya diğer taraftan Metaverse projeleri var. AI projeleri var gibi. Şimdi bunlarda da pazara bakıyorsun. Pazar büyük mü? Mesela oyun piyasası çok büyük. Demek ki burası kazançlı olabilir. İkinci tarafta piyasa profesyonelleri, yani hayatını bu işe adamış insanlar, tamam mı? Onları dinlediğinde bir fikir edinebiliyorsun. Neleri takip etmen gerektiğine dair. Onların beyaz sayfalarını falan da okuyabilirsin ama buna vaktin yoksa bile güvendiğin isimleri takip ettiğinde, çok reklam almayan falan kanalları, onlar sana bir fikir verir. Sen kendi araştırmanı bence şu şekilde yapmalısın. Ben böyle yapıyorum. Pazara bakıyorum. Büyük mü? Rakibi kim? Şu. Ne kadar arzı var? Coinbase'den bakabilirsin bunda. Mesela 1 milyar. Ne kadar hacmi ulaşmış? 1 milyar dolar. Şimdi bu tarafa geliyorsun. Coin'in ne kadar arzı var? 100 milyon. Ne kadar hacmi ulaşmış? 15 milyon dolar. 20 milyon dolar. Büyük fırsat. Daha sonra yetmiyor. O projenin sahibi kim? Bunu da çok anlamayabilirsin ama daha önce yaptığı işlere bakabilirsin. En önemlisinden bahsedeceğim. Bu projeye kimler yatırım yapmış? Çok büyük firmalar. Apple gibi, Adidas gibi, Nike gibi falan böyle koca koca firmalar eğer yatırım yaptıysa, bunlar öyle Ahmet Mehmet gibi yatırım yapan şirketler değil. Deli gibi araştırıyorlar. O yüzden onların yatırım yaptığı şirkette büyük ihtimal bu anlattığım sistemde. Ayı döneminde ilk 100'de, ilk 30'daysa çok daha iyi, alt tarafta dediğim gibi çok yüksek kazanma ihtimali verir. Diğer tarafta da bu anlattıklarımı uygularsan ciddi anlamda kazançlı projeleri yakalayabilirsin. Ben hiçbir zaman kimseye şunu al bunu alma demem. Genel bu şekilde bilgi veririm. Emin ol, bu sana şu coin'i al diyen insandan 100 kat daha fazla para kazandıracak bir öneridir. Buradan kazandığını sana nakit akışı getirecek. Dediğim gibi ya temettü hisselerine yatırabilirsin, ya gayrimenkul alabilirsin ki ben kesinlikle gayrimenkul öneriyorum. Mesela bazı insanlar gayrimenkul hakkında da şunları söylüyorlar. Kim uğraşacak kiracıyla, kim uğraşacak işte onun tadilatıyla falan diyorlar. Ben sana şunu söyleyeyim. Yılda bir defa sadece kira artışıyla, onu da eğer senin için çalışan bir emlakçı, gayrimenkul uzmanı varsa o hallediyor zaten ama hadi sen uğraştın diyelim. Bir defa kira artışıyla uğraşıyorsun. Belki birkaç defa tadilatla uğraşıyorsun ki ona da şöyle söylüyorsun. Yani sen yaptır, kiradan düş. Bu kadar basit. Ve diğer taraftan kira gelir vergisi. Beyan ediyorsun yılda bir defa, Mart ayında, o kadar. Yani öyle zorlu bir şey değil. Dünyanın en tatlı geliri. En garanti şeylerden birisi de aynı zamanda. Kim ne derse desin. Gayrimenkul akmaz kokmaz. Yönelimin hep kafa yapın, gayrimenkul olsun. Bunlar ona ulaşma yolu olarak, bir peşinat biriktirme veya alma yolu olarak düşünülecek yatırımlar, tabii bana göre naçizane. Şimdi gelelim beslenme ile ilgili bazı temel bilgilere ve kadınların güç antrenmanı yapma ile ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Bununla ilgili bazı bilgiler paylaşacağım. Dünya Sağlık Örgütü, öğünlerin enerjisinin %50-55'inin karbonhidratlardan, %15-20'sini proteinlerden, %20-25'ini de yağlardan sağlanmasını öneriyor. Vücut ağırlığının çarpı 1 gramı kadar protein almak gerekiyor. Sağlıklı yağlar şunlar: zeytinyağı, avokado, çiğ kuru yemiş, Hindistan cevizi yağı gibi. Kaliteli karbonhidratlar: arpa, yulaf, kepek, esmer pirinç, meyve ve sebzeler, baklagiller. Kalitesiz karbonhidratlar:
beyaz ekmek, makarna, çikolata, şekerli tahıllar, asitli içecekler, beyaz şeker, meyve suları, protein içerikli besinlerde kırmızı et, tavuk, hindi eti, deniz ürünleri ve balık, süt, bezelye, mercimek, keten tohumu, badem, fındık, peynir, kabak çekirdeği. Şimdi normalde insanlar şöyle düşünüyor. 100 gram et yedim, 100 gram protein aldım. Fakat şöyle, 100 gram ette 26 gram protein var. Zaten paketli ürünlerin arkasında kaç gram protein olduğu yazar. Tek seferde ise proteini 20 ila 30 gram almak gerekiyor deniliyor. Ve tabii ki buna 2-3 saatte bir alabilirsin. Ve benim şahsi tavsiyem de saat 18'den hadi maksimum yazın saat 20'den sonra kesinlikle hiçbir şey yeme, içme. Zaten alkolü hayatımdan çıkart bir zahmet. Vallahi gram yararı yok hayatımıza. Keyif meyif de verdiği yok. Daha keyifli şeyler var. Genelde kadınlar güç antrenmanı yaparken korkuyorlar. Acaba büyük kas kütlesine sahip olur muyum? Erkek gibi görünmek istemiyorum gibi. O yüzden eğer böyle düşünüyorsan bu kısmı iyi dinle. Kadınlar yapı itibariyle erkeklerden daha az kas kütlesine sahip. Bu yüzden de ilerleyen yaşlarda meydana gelen zayıflık erkeklerden fazla. Aynı zamanda kas gelişimine yönelik egzersizler artrit ve diyabet riskini azaltıyor. Esnekliği ve dengeyi artırıyor. Ayrıca kadınlarda sıklıkla görülen osteoporoz yani kemik erimesini kuvvet antrenmanları azaltmakta. Gelelim en çok korkulan şeye. Kuvvet antrenmanı yapınca kaslar aşırı şişiyor. Vücut geliştirme sporu hormon ve ek gıda takviyeleriyle yapılan aşırı kas geliştirme çalışması olduğu için ağırlık antrenmanı sadece tek başına abartılı görünmene sebep olmaz. Aksine vücudunu biçime sokar. Diğer yanılgı da kas çalışmayı bırakınca güç antrenmanı yapmazsak kaslar yağa dönüşür mü? Hayır. Her ikisi farklı doku. Kasların zayıflayabilir, yağ dokuların büyüyebilir. Doğru beslenmeyi veya egzersizi bırakırsan ama kaslar yağa dönüşmez. Kilolu gözükmene neden olur mu böyle kalıplı? Şöyle ki 1 kilo kas alabilmek için en az 2-3 seneni vermen lazım. Dolayısıyla 1 kilo kas da 5 litre suysa hani boyut olarak 1 kilo yağ bir damacana gibidir. Dolayısıyla vücutta görünümleri bu şekilde olduğu için endişe edecek hiçbir şey yok. Peki gelelim bu bilgilerden sonra bütün bunları harmanlayıp günümüze nasıl uygulayabiliriz? Brian Tracy'nin de söylediği gibi altın saat dediği günün o ilk saati, benim de altın saat dediğim günün son saati. Başlangıçta güne meditasyonla başlamanı öneririm. Çünkü gece boyunca o zihin karmaşasından sabah uyandığında bir yorgunluk hissiyle uyanırsın muhtemelen. Daha sonra çekim yasası egzersizlerinden vizyon defteri egzersizine yani o dinginleştirdikten sonra hayallerinle güne başlamış olursun görsel olarak. Sonra ajanda egzersiziyle bunu yazarsın. Hayallerini, duygusuyla, şimdiki zamanda. Daha sonra da imgelersin bunu bütün hissiyatıyla. Güne bu şekilde başlarsın. Ben ondan sonra hemen kardiyoya geçmeni öneririm. Şimdi spor için de sana 3 tane şey önereceğim. Çok param varsa git bir spor salonuna personal training yani PT dedikleri kişisel koçla, antrenörle çalış. Ama çoğu insanın böyle bir durumu olacağını zannetmiyorum. Çünkü bunun en az sana maliyeti aylık 10-15 bin liralar civarı olacaktır spor salonu artı hoca her gün çalıştığında. Evde çalışabilirsin. Örneğin bir bench sehpası alırsın, dumbbell alırsın, bir kondisyon bisikleti veya koşu bandı alırsın. Bu şekilde çalışabilirsin. Hadi bunlara da param yok dersen dışarı çıkıp koşarsın. Evde de vücut ağırlığına çalışırsın. Yani 3 tane yol var. Benim tavsiyem ise eve ekipman alıp bu şekilde çalışman. Ben mesela hem yazda hem kışta bir bench sehpası, bir kondisyon bisikleti, 2 tane dumbbell aldım. Bunun da nasıl seçeceğini açıklayacağım. Bir de barfix demiri. Bu kadar. Bunlar bana yetiyor. Ve bütün vücudumu aşağıya bıraktığım güç antrenmanı 3 günlük paylaşılmış sistemde en iyi şekilde çalıştıran sistem bana göre benim bulduğum. Bu şekilde çalıştırıyorum. Pazar, pazartesi, salı bir kısım, çarşamba, perşembe, cuma diğer kısım şeklinde. Peki ağırlığı nasıl belirlersin? İster spor salonunda çalış, ister evde çalış dumbbell ağırlığını. Eğer 10 defa kaldırdığında bu sana çok ağır geliyorsa senin için ağır bir kilodur. Eğer 20 defa kaldırdığında kaldırabiliyorsan hafiftir. O yüzden bu ikisinin arasını bulman gerekiyor. Yani hep kişilere göredir. Dolayısıyla benim için bu mesela 15 kilo. 10-12 tekrar 4 set, 5 set artık durumuna göre 3 set yapabilirsin. En etkili egzersiz de bana göre bu şekilde olacaktır. Daha sonra da gün içinde o geliştirmek istediğin şey her neyse İngilizce'de, İngilizce kitap okumak vesaire video izlemek yarım saat, bir saatte bu konuya vakit ayırmanı öneririm. Akşam da yine meditasyon, çekim yasası egzersizini yapıp uyu. Ben tabii 15 Nisan'da postu paylaşmış olacağım. Sen 16 Nisan'da o postun altına gelip 15 Nisan postunun altına tamamlandı yazacaksın. Burada amaç seni değerlendirmek, ölçmek değil, bir alışkanlık oluşturmak. Eğer tabii ki bunun altına kimse yazmazsa ben de gönderi paylaşmayı bırakacağım. Burada amaç sana alışkanlık oluşturmak. Ben zaten bunları yapıyorum. Bir saat sigara içmeden duramayan birisi oruç tuttuğunda 12 saat sigara içmiyor. Onun verdiği haz diğerinin verdiği acıdan daha yüksek oluyor. Biz bu 90 günü veya hayallerimiz için çalıştığımızda o haz
diğer bütün acıyı alıp götürüyor. Eğer benim bu söylediklerimi uygularsan kendi hayallerini, kendi istediğin yönde şekle soktuğun hayatı yaşamış oluyorsun. Dolayısıyla artık hazırlıklara başlayabilirsin. Hadi hayırlı olsun diyelim. Videoyu beğendin ve kanala abone değilsen abone olduğun için de sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.